Yine he, yani Paul he, öznelerim aynı. Bakın şurada bir olumsuzluk görüyorum. Burası olumsuz. Diğer taraf ise olumlu olarak verilmiş. Özneler aynı. Bir taraf olumsuz, diğer taraf olumluysa even though diyeceğiz. While yine zıtlıklar arasında vardı ama koşullu var arkadaşlar. Onu da koşulundan bahsedeceğim. Diğer örneğimizde I didn't understand the words. Kelimeleri anlamadım. I knew what he wanted. Onun ne istediğini biliyordum. Öznelerimiz aynı. Bir taraf olumsuz, diğer taraf olumlu. Yine zıtlık bağlacı, even though diyeceğiz. Kelimeleri anlamama rağmen onun ne istediğini biliyordum. Diğer sorumuzda yine öznelerimiz aynı olarak verilmiş. Bir taraf don't agree, olumsuz. Diğer taraf I think, olumlu olarak veriliyor. Yine ne yapacağız? Zıttık diyeceğiz. However'a bakacağız arkadaşlar. Yani however'da zıttık ama dediğim gibi bir koşulu var. Ondan bahsedeceğiz. Although I don't agree with him. Onunla aynı düşünmesem de, onunla hemfikir olmasam da I think he is honest. Onun dürüst olduğunu düşünüyorum. Diğer sorumuzda yine seçeneklerde clause'larımızı görüyoruz. Under these circumstances, bu koşullar altında he should never have been allowed to take charge of the operation. Ameliyatın take charge of, sorumluluğu üstlenmek, görevi alma, görevi üzerine almak. Ameliyatın sorumluluğunu üstlenmesine izin verilmemeliydi. Should have verpuş dediğimiz şey arkadaşlar, yapmamalıydın. Ama yaptığın gibi bir anlam var. Zaten zıtlığa götüren bir ifade. Unreal'ı gösteren bir ifade. Şurada bir olumsuzluk gördüm. Öznem he. Diğer tarafta da yine he vermiş bize. Yani aynı özne ama bir tarafta no, not, never olumsuzluk görüyorsam diğer taraf olumlu zaten. Zıtlık diyeceğiz. Although. Although the most senior of the officers available. Mevcut yöneticilerin en kıdemlisi olmasına rağmen bu koşullar altında ona ameliyatın sorumluluğunu üstlenmesine izin verilmemeliydi. Diğer sorumuzda. Şimdi seçeneklerde yine bağlaçlarımız var. Aslında hepsini tek tek eleyebiliriz bu soruya baktığımızda ama mesela şöyle bakın whenever ve when bunları biliyoruz aslında. Zaman bağlaçlarının arkadaşlar koşulu şudur. Dışı have as verb olmaz. Şurası bağlacınızın içi. Not all negative thoughts and feelings are bad. Diğer tarafı da specific emotional states. Bu sizin özneniz. Have now been linked to. Bu da fiiliniz. Zaman bağlaçlarının dışı have as verb olmuyor. As if dediğimiz bağlacı arkadaşlar göreceğiz. Başta kullanamayız. As if sadece ortada gelen bir bağlaçtır. Suppose that de farz edelim varsayalım demek. If kuralları geçerlidir. If'in type 2 ve type 3'ü geçerli olabilir. Yani farz edelim varsayalım diyorsanız unreal bir durum söz konusu. İçi verb 2 ise dışı would'dur. İçi had verb ise dışı would have verb 3'tür. Yani böyle present zaman kullanılmaz suppose that'te. Geriye zaten do kalıyor da. Şurada zaten bir not görüyorsam eğer zıtlık bağlacına giderim. Bir tarafta no not görüyorsanız buna zıtlık dersiniz. Ne demiş? Tüm negatif duygu ve düşünceler sağlık için kötü olmamasına rağmen burada olumlu bir anlam söz konusu aslında. Özel duygusal durumlar, özellikle de stres ve depresyon şu anda kalp hastalığı, tüm türdeki kalp hastalıklarıyla ilişkilendirildi. Tüm negatif duygu ve düşünceler sağlık için kötü olmamasına rağmen bazı özel duygusal durumlar tüm türden kalp hastalıklarıyla ilişkili hale geldi. Cevabımız E olacak tabii ki. Burada biraz sıfatlarla bir zıtlık söz konusu. Diğer sorumuza baktığımızda cümle tamamlama sorularında öncelikle zaman uyumuna bir bakıyorum. Bana verdiği zaman dikkate alıyorum. Past. Dolayısıyla şuradaki have present'tır. Bunu bir atarım. Diğerlerinin hepsi past olarak verilmiş arkadaşlar. She'nin karşılığı hepsinde var. Bakın Kate Chopin şeklinde hepsinde veriliyor bize. Buradan da çıkamayız. Ama şurada bir not görüyorsam eğer zıtlık bağlacını değerlendirelim. Zıtlık bağlacında bakın olumlu, diğer taraf olumsuz. Özneler aynı. Bir taraf olumlu, diğer taraf olumsuz. Zaten zıtlık bağlacına gidiyoruz. Cevabımız A olmalı. Zıtlık bağlacında zaman kıyası çok sık yaptığı bir şey. Özellikle son zamanlarda zaman kıyasına ağırlık veriyor. Bu ne demek?
Until after you bir zaman ifadesi görüyorum burada 1883'te. Şurada previously zarfını görüyorum. Previously daha da öncesini gösterir bize. Keith Chopin edebi bir kariyer, önceden edebi bir kariyer hayal etmiş olmasına rağmen, düşlemiş olmasına rağmen kocasının 1883'teki ölümünden sonrasına kadar ciddi şekilde yazmaya geri dönmedi. Edebi bir kariyer hayal etmiş ama kocasının ölümüne kadar yazma işine geri dönmemiş. Tabii cümleyi de biraz okuyup anlamlandırmaya çalışalım yine de. It does not necessarily produce peace, equality or homogeneity demiş. Şurada it dediğine onu bir bulacağım. Does dediğine göre zamanın present. Bir de not görüyorum. Bir olumsuzluk görüyorsak sıklık bağlacını değerlendireceğiz ama şunları biliyoruz. If ve whenever. Whenever zaman bağlacı, if de koşul bağlacı. If'in içi has verb ise zaman bağlacının içi has verb ise dışı verb bir olamaz demiştik. Bunlar gider. Diğerlerinde arkadaşlar it'in karşılığı globalization olarak verilmiş. Bakın hepsinde var. Ama bir tane not görüyorsam zıttık bağlacına giderim. Ne diyor? Özneler aynı bakın. Bir taraf olumlu, diğer taraf olumsuz olarak veriliyor size. Küreselleşme, dünya çapında ekonomik birleşme anlamına gelmesine rağmen mean anlamına gelmek, integration, entegre olmak, birleşmek. O illaki, muhakkak ki barış, eşitlik ya da homojenlik üretmez. Yani dünya çapında bir birleşme olsa da şunları şunları muhakkak ki üretecek diye bir durum yok demek istiyor. Diğer sorumuzda there will be almost no change in the way it does business. Öge'yi tabii ki takip edeceğim. No change demiş. Zamandan bakalım atabileceğimiz head verb 3 var C seçeneğinde. Onun dışındakiler olur arkadaşlar. Ama bir no not görüyorsam, bir tane olumsuzluk varsa zıttık bağlacına gidebilirim. It'in karşılığı the company olarak verilmiş bize. Zaman olarak uyumlu, herhangi bir sıkıntı yok. Şirket yeni bölgelerde şubeleşmeyi planlamasına rağmen onun iş yapma şeklinde neredeyse hiç değişiklik olmayacak. Yeni bölgelerde şubeleşmeyi planlıyor ama iş yapma şeklinde bir değişiklik olmayacak diyor. Cevabımız D olacak. Anlam olarak da zaten uygun cümlemiz. Şimdi zıttık bağlacında arkadaşlar, bağlacın dışında kullanıp zıtlığın anlamını pekiştirdiğimiz bazı zarflarımız var bizim. Bunlardan en önemlisi stil. Şimdi stilin biz hala anlamını biliyoruz. Hala anlamında biliyorsunuz zarftır, zaman zarfı. Past ya da future ile kullanılmaz demiştik. Simple present da kullanılabiliyordu. Stil artı verb 1 diyebiliyorduk. Am, is, are, still, verb, ing diyebiliyordum. Bir de still, haven't, hasn't, verb 3 şeklinde kullanabiliyorduk. Stili zıttık bağlacında hala anlamında da çevirebilirsiniz. Cümledeki kullanımına göre. Ya da zıtlığı pekiştiren bir stilimiz daha var. Yani o anlamda kullanılan yine de anlamını veren bir stil daha var. Bu anlamda da kullanılmış olabilir. Yani stil varsa kullanacağınız bağlaç zıttık bağlacı. Actually aslında gerçekte anlamını veriyor bize. Actually zıtlıkların yanı sıra unless'te de vardı. Unless'te de bahsetmiştik. Yani actually varsa unless ya da zıtlık arayacağım. Hardly, rarely, barely, scarcely dediğimiz şeyler arkadaşlar. Cümleyi biliyorsunuz bunlar not yapıyordu. Yani bunların bulunduğu cümleyi not gibi düşünecektik. Bunlar zıttık bağlacının dışında da olabilir, anneste de olabilir yine. Anneste de bahsetmiştik. Little less few yine aynı şekilde ya zıttık ya da annes. Hayır. Still present perfect'in olumsuzunda kullanılır. Present perfect gibi bir tense de kullanmanız isteniyorsa onun olumsuzunda kullanacaksınız. Still haven't, hasn't, verb 3 şeklinde. In fact dediğimiz şey arkadaşlar, in fact de yine aslında anlamını veriyor bize. Actually ile aynı anlam. Nevertheless, nonetheless'in anlamı yine de. Şimdi şunlar ne, never, none gibi şeyler var. Bunları sakın olumsuz düşünmeyin arkadaşlar. Bunlar olumsuzluk değil. Bunlar yine de anlamı da veren zarflar. Only sadece demek. Only de ya if ya da zıtlık demiştik. Yani actually, hardly, rarely, barely, scarcely, little less, few varsa ya annes ya zıtlık diyeceğim. Only varsa ya if ya zıtlık diyeceğiz. Still,
In fact, nevertheless, nonetheless, sadece zıtlık da var. Zıtlığın pekiştirici olarak sadece. Yani şunları ayıralım.